İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Haftalık Batı Ermenistan gazetesinin 31. sayısı çıktı. Bakü, Ermeni kilise ve mezarlıklarının ayakta olduğunu ve zarar görmediğini göstermek için apaçık bir yalana başvuruyor. Geleneksel şarkı dans topluluğu Karin'in konseri Moskova'da gerçekleşti. Doğu Ermenistan ikinci yerli uydusunu hazırlıyor. ABD'de aslında Doğu Ermenistan Devlet Senfon Orkestrası'nı bekliyorlardı. Ermeni satranç oyuncuları Dünya 20 yaş altı şampiyonasının liderleri arasında yer alıyor. Batı Ermenistan Haftalık Gazetesi'nin 31. sayısı yayımlandı. Yeni sayının kapağında müstehkem Uhtis, Olti şehir kalesinin bir fotoğrafı yer alıyor. 24 Mayıs Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kuruluşunun 11. yıl dönemiydi. Haftalık Batı Ermenistan gazetesinin 31. sayısında Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 22. oturumunun gündemi, hükümet sözcüsünün Ermeni mutfağında eşsiz bir yere sahip olan Harisa hakkındaki konuşması, Ermeni ve Ermenilik dizisi, Batı Ermenistan şehitlerinin yaşam öyküsü ve diğer birçok konuyla tanışabilirsiniz. Haftalık gazetenin Ermenice, İngilizce ve Fransızca versiyonlarını PDF formatında aşağıdan indirebilirsiniz. Bakü ne kadar sözde hoşgörü göstermeye çalışsa da yıkılan yüzlerce Ermeni anıtı onun hoşgörüsüz ve saldırgan doğasını anlatıyor. Moment Watch Akademik platformu bu konuda uyarıyor. Düşman 2020 yılından itibaren Bakü'nün merkezindeki Ermeni Surp Lusavuruz Kilisesi'nin fotoğraflarını geniş çapta sergilemeye başladı. Bununla hoşgörülü olduğunu göstermek istiyor. 2023 yılına kadar resmi haber medyası bu tezlerin yayılmasıyla meşgulken, şimdi Bakü'de faaliyet gösteren birçok medya figürü küçük videolar yayınlayarak bu kampanyaya katıldı. Ancak Bakü doğal olarak onlarca tarihi Utik Ermeni köyünün kalıntılarını, komşu bölgeleri, yıkılmış zarar görmüş Ermeni kiliselerini, mezarlıklarını göstermiyor. Bu videolarda 19. yüzyıldan önce inşa edilen kiliselere Ahvan denildiği, sadece 19. yüzyılda inşa edilenlerin Ermeni olduğuna dikkat çekiliyor. Bu videolarda kiliselerin yanı sıra Ermeni mezarlıkları da önemli rol oynuyor. Sovyet yıllarına ve 19. yüzyılın sonlarında gömülen cenazeler ki çatışmalara rağmen Azerbaycanlıların Ermeni mezarlıklarına zarar vermediğinin kanıtı olarak gösteriliyor. Böylece akademik platform Bakü'nün Ermeni kiliseleri gibi mezarlıkların da ayakta olduğunu ve zarar görmediğini göstermek için apaçık bir yalana başvurduğunu iddia ediyor. Geleneksel şarkı dans topluluğu Karin'in konseri Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da gerçekleşti. Moskova'da faaliyet gösteren geleneksel Ermeni dans grupları Nijde ve Kayta performans sergiledi. Faaliyetlerinden dolayı dans gruplarına şükranlarını dile getiren Karin Geleneksel Şarkı Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Ani Ginosyan, onların kültür misyonunun askerleri olduklarını ve kimliğe giden yol olması gereken Ermeni geleneksel kültürünü yaydıklarını kaydetti. Kendilerinin kimlik öğretmenleri ise Toprağı Bol Olsun Gagik Ginosyan'dı. Konserde ünlü yazarların 100. ve 110. yıl dönümlerine ithafen Barun Sevak ve Hamosahya'nın şiirlerinden alıntılar seslendirildi. Doğu Ermenistan'ın bazım katlı uzay laboratuvarı ikinci yerli uydu üzerinde çalışıyor. Birincisi Hayasat 1'e göre ikincisi 6 kat daha büyük ve kameralı olacak. Bu sefer iki sorun ortaya koyuldu. Yörüngede optik ekipmanlarla çalışma konusunda bilgi ve deneyim kazanmak, ikinci hedef ise uydunun Ermeni yapımı bileşenlerinin uzayda test edilmesi ön hesaplamalara göre uydu 2026 yılı sonunda uçuşa hazır hale gelecek. Hayasat bir uydusu ses sinyali moduna geçerek dünya çapında farklı radyo severler tarafından alınıp dinlenen Gomidas'ın Gakavik melodisini uzaydan başarıyla yayınlıyor. Hayasat bir uydusu 1 Aralık 2023'te uzaya fırlatılmıştı. Doğu Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konserini dinleyicilerin sabırsızlıkla beklediği ortaya çıktı. 29 Haziran'da orkestra konserinin tüm biletleri tükendi sanat yönetmeni ve şef Sergey Simpatyan liderliğindeki orkestranın 26-29 Haziran tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde turneye çıkacağını belirtmek isteriz. Dünyaca tanınmış ve Spartaküs Balesi'nin yaratıcısı Arama Çadıryan'ın muhteşem müziği yalnızca Amerika'nın en prestijli 3 konser salonunda çalınacak. Kızlar ve erkeklerde 20 yaş altı Dünya Satranç Şampiyonası'nın 8. turu sona erdi. Doğu Ermenistanı temsil eden satranç oyuncuları şampiyonanın liderleri arasında yer alıyor. Mamikon Garipyan ve Rudik Makaryan 6,5 puanla diğer iki sporcuyla ilk sırayı paylaşıyor. Kızlar şampiyonasında Maryam Mığrdiçan 6,5 puanla lider Divya Deşmukhun yarım puan gerisinde bulunuyor. Yarışmanın sonuna 3 belirleyici tur kaldı. Batı Ermenistan, Doğu Ermenistanlı satranççılarına başarılar diler. Sevgili izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.